Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde fer'i metleri ve fer'i metlerden olan metni muttasılı ele alacağız. Bir önceki derslerimizde ifade ettiğimiz gibi met kaidelerini bilmemiz için iki tane temel yardımcı unsurumuz vardı. Bunlardan biri harfi metti, diğeri ise sebebi metti. Harfi met vav, ya, eliften oluşuyordu. Bunlar sakin, yani harekesi olmayacak. Kendisinden önceki bulunan harfin harekesi de kendilerine uygun harekeli olduğu zaman harfi met oluyorlardı. Bir de sebebi met vardı. Sebebi met ise hemze, hemzeyi katıyı kastediyorduk burada. Bir de sükün, sükün de ikiye ayrılıyor. Lazım ve arizi olmak üzere iki kısmındı. Şimdi bugünkü dersimize geçelim. Fer'i met çeşitleri. Fer'i met, asli met üzerine arttırmayı gerektiren bir sebep, yani hemze ve sükün bulunmasından dolayı meydana gelen medde denir. Yani harfi met var. Harfi metten sonra sebebi metten hemze ya da sükün varsa burada bir başka tecvid kaidesi ortaya çıkıyor. Bu da fer'i met çeşitleriydi. Metti tabi'i ve ona ilhak olanlar, metti ivaz, metti sıla, metti temkin, metti bedel dışındaki metler fer'i metlerdir. Yani metti muttasıl, metti munfasıl, metti lazım, metti arız, mettilin, bunların tamamı bir küme içerisinde fer'i met diye isimlendirilmektedir. Tekrardan ele alalım. Fer'i met, yani harfi met var, artı hemze, bir kelimede ise muttasıl, ayrı kelimelerde ise, yani harfi met ve hemze farklı kelimede ise met munfasıl, aynı kelimede ise met muttasıl. Harfi met yine var. Harfi metten sonra sükun gelmiş. Bu sükun lazımi sükünse, yani hem geçerken hem dururken sürekli var olan bir sükünse metti lazım. Eğer arizi belirli zamanlarda var, yani dururken var, geçerken ortadan kalkan bir sükünse metti arız. Yine lin harfi artı sükun geldiği zamanda da bir başka tecvid kaidesi olarak mettilin ortaya çıkmış oluyordu. Burada da bir başka şemamız var. Met, asli met, fer'i met. İyi anlaşılsın diye. Asli met neydi? Metti zati, metti vacibi, metti tabi'i demiştik. Bir de metti tabi'in içerisine dahil olanlar metti ivaz, metti bedel, metti temkin, metti sıla vardı. Bunları asli metten metti tabi'yi işlerken görmüştük. Tekrardan bakabilirsiniz. Fer'i metlerden ise hemze artı harfi met, bir kelimede ise metni muttasıl ortaya çıkıyor. Şimdi bunu göreceğiz. Metni muttasıl, muttasıl demek bitişik manasındadır. Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelir ve ikisi bir kelimede bulunursa metni muttasıl olur. 3 tane kayda var. Harfi met var, artı sebebi metten hemze gelmiş ve ikisi bir kelimede. Dolayısıyla metni muttasıl oluyor. Bakalım. Burada harfi metten vav harfi var. Harfi metten sonra hemze gelmiş ve ikisi bir kelime. İkisi bir kelime olduğunu, yani aynı kelimede bulunduğunu nasıl anlayabileceğiz? Bunun için tabii ki biraz da Arapça bilgisine ihtiyacımız var. Görsel olarak şu kırık şekilde yazılan hemzelerle genelde bir kelimede olan hemze. Bunu da bu şekilde kodlayabiliriz. Burada da aynı şekilde ci-e, yeşe-u, harfi metten elif var. Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelmiş. İkisi bir kelime. Dolayısıyla burada da metni muttasıl olmuş oldu. Seve-un kelimesinde de aynı. Metni muttasıl uzatılma hükmü vaciptir. Bu vaciplik en az iki elif miktarı olması üzerinedir. Yani müttefakun aleyh. Çünkü kıraat aşere imamları bir eliften fazla uzatmışlardır. Fer'i met üzerine met muttasıl için bir elif daha dahil etmişler. Bütün kurra en az iki elif miktarı bunu uzatmışlardır. İki eliften fazla uzatılması ise caizdir. Çünkü kıraat imamlarından bazıları 2, bazıları 3, bazıları 4, bazıları 5 elif miktarı met muttasılı uzatmışlardır. Metni muttasılın hemzesi, az evvel de ifade ettik, genelde kırık küçük hemze ile yazılır. C-E,
Ulaike gibi. Harfi medden elif var. Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelmiş. İkisi bir kelimede. Ulaike'de de burada aslında şöyleydi. Bir tane harfi medden yine elif var. Tabi burada şu şekilde asarla yazılmış gizli bir harfi med var. Kolaylıkla fark edilsin diye şu işaret konulur. Şu işaret Kur'an'da genelde bulunur. Bu işaret metni muttasıl içinde, metni munfasıl içinde, aynı zamanda metni lazım içinde konulur. Bunun metni muttasıl mı, munfasıl mı, metni lazım mı olduğunu nasıl anlayacağız? Harfi mete bakacağız, sonrasına bakacağız. Hemze var. Bir kelime ise muttasıl, farklı kelimelerde ise munfasıl. Eğer harfi metten sonra gelen sebebi metten hemze değil de sükunsa, o zaman da metni lazım diyeceğiz. Harfi met, vav ya elif, artı hemze, genelde kırık şekilde yazılır, eşittir metni muttasıl ortaya çıkmış olur. Özetle, fer'i met, bir elif miktarından fazla çekilebilen, uzatılan metlere verilen genel bir isimdir. Metni tabii dışında kalan 5 kaideyi de içine alır. Metni muttasıl, munfasıl, lazım, arız ve lin genel olarak aynı küme içerisinde, fer'i met kümesinde değerlendirilir. Metni muttasıl, harfi met artı hemze ve ikisi bir kelimede olursa meydana gelmiş olur. C-E örneğinde olduğu gibi. Metni muttasıl hızlı okuyuşta, hadır esnasında 2 elif miktarı, orta okuyuşta, tedvirde 3 elif miktarı, yavaş, tahkikli yani okuyuş usulünde ise 4 elif miktarı uzatılır. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.